26 Ben de seni. Yardım edin burası. Tamam bey. Herkes burada. Hüseyin'deyiz. Tamam mı Hüseyin? Tamam. Tamam Suzan Hanım'dan başlıyoruz. Şimdi böyle ben bir geliyorum. Anlatayım mı? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diye biz sözümüzü tuttuk, sizden başlıyoruz o zaman. İnanılmaz, nasıl yapıyor bir şey bu? Efendim bu işin sorumlusu Suzan Hanım. Ben evet. Yardım lider yapımcısıyım. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. İkinci sezonu da aynı güçle bekliyoruz. Oyuncularımız hep birlikte buradayız bu akşam. Sorularınız varsa kendilerine. Tabii ki de. Evet, sıradan devam edelim o zaman. Biz bu akşam Suzan Hanım'la birlikte olmaya karar verdik. Beraber hayatın akışına devam edeceğiz. Bu röportajda İnanılmaz. Ama büyük cesaret ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir sansasyonel bir şey olsun diye. İstesek yaptıramayız. Yani, İstesek yaptıramayız. Türkiye'nin Jack Nicholson'sun ya gerçekten. Ya. Vay. Ya, ya şimdi. Ya çok çok ustaca bir iş yapıyoruz hakikaten. Buna da Suzan neden olduğu için biz oyuncular adına kendi adıma vesile diyelim. Neden biraz fazla iddialı oldu abi? Suzan'ı 4 defa gördük ilk sette. Vesilelerden biri değil. Vesilelerden biri. Şu çünkü setimizde her şey çok yolunda gittiği için benim varlığıma ihtiyacım. Ben orada arkada planda tabii ki. Türkiye'nin şimdi Jack Nicholson'ı olarak gösterildi Kaan Bey tarafından. Kaan Film Festivali'nde de giderseniz de kalbiniz bu sefer kalp emojisi Kaan Bey'den gelecek efendim, o zaman. Kaan Film Festivali'ne Pınar Hanım bakıyor. Pınar Hanım bakıyor oraya, ben bakıyorum. Burada Kaan'a giden biri daha var. Emin Alper'in filminde biliyorsunuz. Bu arada o gün beni çektiniz ama asıl Ece'yi çekmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Ece'ye bir alkış. Buyurun. Oradaydınız, neler söyleyeceksiniz? Ben de oradaydım. Tabii çok heyecan verici bir şeydi. Hı-hı. Çok ihtişamlı, görkemli ve çok da gurur verici bir şeydi. Kimlerle aynı filmde oynadın? Yönetmen kimdi? Biraz bahseder. Türk izleyicisi belki takip edememiş olabilir. Biz merakımızdan takip ettik. Bir nasıl projede olduğunu anlatır mısın? Anlatayım hemen birazcık. George Miller'ın filminde rol aldım. Tilda Swinton ve İdris Elba ile birlikte. Onlarla da kırmızı halıda yürümek gerçekten çok gurur verici bir şey. Biz de evdeki halıda yürüdük. Orada gittik geldik. Bugün de yargının sezon finali, sezona damga vurdu diyebiliriz. Sema Hanım, sizden başlamak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Yani çok mutluyum, çok zor bir süreçti. Ama bir şekilde geldik 34. bölüme. Şimdi tek hedefim, tek arzum, tek isteğim. Birinci sezondan daha iyi ki daha iyi bir ikinci sezon olmasın. İnşallah öyle olsun. İnşallah diyelim. Yani niyetimiz o, inşallah öyle olur. Pınar Hanım, siz neler söylemek istersiniz peki? Çok güzel bir sezondu. Yani çok güzel bir sezondu. Çok gerçekten hazırlanılmış bir işti. Hakkını verdiğimizi düşünüyorum tüm ekip olarak. O yüzden şu an birazdan finali izleyeceğiz. Büyük ihtimal ben ağlayacağım. Öncesinde öncesinde oldu bu röportaj. Benim hiç hayatım boyunca unutamayacağım insanlarla ve unutamayacağım bir karakteri oynadım. O yüzden herkese, vesile olan herkese teşekkür ederim. İnşallah dediği gibi ikinci sezon, birinci sezondan da daha iyi olur. Gelinlik de çok yakışmış bu arada. Söylemeden de edemeyeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Birlikte muhteşem bir partner. Muhteşem bir 6 ay sonra yeniden diye de paylaşımda yaptınız. Evet. Sözü de buradan Kaan Bey'e. İkiliye kadar. Sema Hanım da siz de ne zaman bu profesyonelliği? İlk işinizi kaç yılda yaptınız? Beni ikiliye aldı buraya Sema Hanım. Tebrik ederim valla. Yani Sema Hanım şöyle der. Mesela Sema Hanım da kendi eşi İçine rol yazdığı için ben Uğur Aslan'a rol yazmıyorum, Eren Komiser'e yazıyorum. Aynen der. Öyle. Sen de bahsederken Ceylin ve Ilgaz olarak bahsedebilirsin değil mi? Tabii. Yanılıyor muyum? Tabii ki. Aynen. Ceylin gelinlik giydi. Siz de olarak evlendiler. Biraz sonra izleyeceğiz onu. Beyazlar da çok etkilemiş Ilgaz Bey bu arada. Teşekkür ederim. sağ olun. Çok güzel bir ses. Sağ olun. Çok. Hüseyin abi, Jack Nicholson'ımız şöyle söyledi bir gün. Abi nasıl bir set dedim, en tecrübelimiz sensin. Dedi ki benim hayatımda çalıştığım Türk dizi sektöründe, yani aşağı yukarı en başından beri var ilk dizilerden beri değil mi Hüseyin abi? O zaman bizi biraz övmüştün ya Hüseyin abi. Taş tablet olarak girelim. Hüseyin abi bizi biraz övmüştün ya, biraz bahsetsin. Biraz daha öven, bizi biraz daha övmüştün. Öveyim hadi. Hadi öveyim. Evet. Tamam, övmeden şakadan işe dönelim. İşin gerçekliğine dönelim. Hakikaten
çok fazla kafa yorup çok fazla ne yapmaları gerektiğini düşünen bir ekiple çalıştım. Hani abiler olarak onu gördüm. Bunu tiyatroda gördüm, bu dizide de ilk defa gördüm. Hakikaten ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bayağı kafa yoran bir ekip var. Ve onu da gayet iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Bence şahaneler. Oradan yürüyecekler. Beni gömecekler, sonra onlar devam edecekler zaten. Evet, biz ben de arkadaşlarımla katılıyorum. Hadi canım oradan. Katılamazsın bize. Kendi orijinal cümlelerini var canım. Bırak Allah aşkına. Lütfen ne güzel sezon geçirdik. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah ikinci sezon daha güzel olacak. Ya yuvarlama öyle. Orijinal bir şeyler söyle. Yani nasıl bir ekiple? Sen de yani bir sürü nasıl şey yaptın. Nasıl bir? Evet. Sana mı söylüyor? Evet. Sen biliyorsun zaten. Tamam. Arkadaşlar ben aradan çıkıyorum falan. Hayır. Hüseyin abi şöyle demişti. Hüseyin abi çok çalıştım hem medeni ekip demişti. Katılıyor musun? Medeni lafını kullandım. Doğru. Ama pişman mı diyorsun? Yok, pişman değilim. Tabii bunda Ali Bilgin'in de çok büyük bir katkısı var. Şu an evet, sözlerinizi alalım. Sözlerim aynı şekilde. Yarışmacı arkadaşlarım. Evet, burada eksiklerimiz var. Aynı. Ali Bilgin yok, yönetmenimiz yok. Uğur Aslan yok, Şükran Oğlu yok, Uğur Polat yok. Arda Amirat yok. Onlar yok. Onlara buradan selam yollamak için mi sanırım ben bu eksikleri sayarım. Hep birlikte güzel bir şeyler yapmaya çabaladık. Tekrardan da yapmaya çabalayacağız diye düşünüyorum. Yani evet, ikinci sezon. Son olarak da Kaan Bey desteğinizi Pınar Hanım hiçbir zaman esirgemiyor. Siz yanınızda değilken de esirgemiyor. Röportajlarda da seni seviyorum bile altına yorum olarak yazarım diyor. Siz de yanındayken de soralım. Nasıl çalışmış neler buraları buralar. Ya biz de aynen böyle çalışıyoruz. Ekip birbirimizi seviyoruz zaten. Herkes birbirini seviyor. Yani Pınar da gidiyor olsa onun altına da seni seviyorum yazarım. Evet. Sema da gidiyor. Herkes birbirini seviyor. Ben de yazdım. Kalp yolladı. Evet. İsmin neydi? Onur Üstü'nü şu an. Hayatım bana saatte sonra soramazsın. Hayatım doğru. Onurcuğum şöyle. Biz her gün sete geliyoruz. Ve birbirimizi seni seviyorum diyoruz. Ve hepimiz birbirimize kalp değil. Ama tabii ki hepim... Suzancığım, orada daha önemli bir şey varsa tabii ki kameralar seni çekmeli yemin bence. Yemin ediyorum ben Suzancığım, Kaan konuşacak izin verirsen. Artan motive olmuşum, nefesimi almışım, bir şey söyleyeyim. Suzan Hanım. Buyurun lütfen. Devam. Ben evet. Size... Hepimizin özel hayatı var. Hepimiz işte bir şekilde gündelik hayatımız sürdük. Aynı zamanda sabah dükkana geliyoruz. Dükkanımızı açıyoruz gerekiyorsa, öğlen iştirak ediyoruz ve hepimizin değişik psikolojileri var. Birbirimize destek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil. Biz Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz. Sürekli birlikteyiz. Aşk 101'i de sayarsak bu üçüncü sezonumuz oluyor. Birbirimize bir anlayış geliştirdik ve bundan çok keyif alıyoruz. Bütün ekipte bunu yaşıyoruz birbirimize. Teknik ekip de aynı zamanda. Burada Selçuk abi bana bakıyor. Lütfen onu çeker misin? Selçuk abi bizim set amirimiz. Çeker misin lütfen? Ona dönerim Selçuk abi. Serdar abi. Teşekkür ederiz kardeşim. Sizinle beraber güzel oldu abi. Çok teşekkürler ama siz bizi görüyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Bu bazen bizde ağırlık yaratıyor. Bazen çünkü biz tek başımızaymışız ve hani her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi olsa da öyle değil. Bizim bütün zorluklarımızı bizimle birlikte üstlenen, zor günlerimizi, çok zor bunu bipleyin günlerimizi bizimle birlikte aşan, bize yardım eden çok güçlü, çok profesyonel, işini çok iyi yapan bir ekiple birlikteyiz. Ve oyuncu ekibi olarak da biz de bunu ayak uyduruyoruz. Hepsine de ben teşekkür ediyorum. Pınar'a da çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılacak bir iş değil. Çok zor bir şey yapıyoruz. Herkes olmadan da, hep beraber de aynı niyete koşmadan da mümkün değil. Hayırlı olsun.